Bugün yapay zeka deyince ne anlıyoruz? Hayatımıza nerelerden giriş yaptılar? Ve oradan başlayalım, sonra gerisini konuşuruz. Evet. Yapay zeka denince şu an birçok kişinin aklına aslında değişik şeyler gelmekte. Evet. Dediğiniz gibi birçok kişi ilk başta robotları düşünmekte aslında. Yani bu filmlerden de Hollywood'un da etkisiyle yapay zekadan değil mi ilk akla gelen şey robotlar. Ama yapay zeka demek illa robotlar demek değil. Yazılımlar zaten aslında o robotlara da akıllı davranışları veren şey yazılımlar ve algoritmalar. Hatta son zamanlarda bu yeni yaratılan, bu yeni sanat sergilerinde gördüğümüz yapay zeka algoritmalarıyla yapılan sanat eserlerinden dolayı birçok kişi de aslında birbiri içine giren renkler falan olarak da görebilir aslında, anlamış olabilir yapay zeka. Refik Anadolu sayesinde. Evet, kendisi gibi birçok sanatçımız da bu işle ilgilenmekte, uğraşmakta. Yapay zeka aslında bizim... insanların belli bazı özellikleri var, diğer canlılardan onu ayıran. İnsanların en başta düşünsel, bilişsel ve de fiziksel özelliklerini makinalara ve yazılımlara aktarma özelliği aslında. Yani bu işe yarayan algoritmalara biz yapay zeka algoritmaları diyoruz. Bula ilk başta aslında bu yapay zeka, bu hani makinaları insanlaştırma özelliği bilgisayarlarla beraber başlayan bir şey aslında. İşte bilgisayarların başlangıcını işte 1950'lerden sonra düşünürsek, tabii çok ilkel bilgisayarları demiyorum, daha böyle hani modern bilgisayarlara yol açan bilgisayarlardan kastediyorum. Bilgisayarlar ortaya çıkar çıkmaz, yani hesaplayıcı makineler, hızlı hesaplayıcı makineler ortaya çıkar çıkmaz hemen ilk akla gelen sorulardan bir tanesi bu olmuş aslında. İşte ilk soruyu soran da zaten aslında Alan Turing yine. Hani makinalarda düşünebilir mi diye. Dolayısıyla düşünme özelliği insanları diğer canlılardan ayrıştıran bir özellik olarak görülüyor ve de bir zekanın göstergesi olarak düşünülüyor. Ve hemen aslında bu işin başlangıcı 1950'lere dayanır. Hatta şu an çok popüler olan bu derin öğrenme algoritmaları, eminim çok bahsedeceğiz bu programda da. Derin öğrenme algoritmalarının da aslında ilk yapı taşı aslında yine 1950'lerde atılan perceptron algoritmasıdır mesela. Perceptron algoritması yapay sinir ağlarını geliştiriyor. Yapay sinir ağları da çok çok katmanlı olduğu zaman zaten derin öğrenme algoritmaları oluyor. Yani bu 1950'lere dayanıyor. İşte birçok, yalnız şunu da belirtmek lazım, makine öğrenmesi veya yapay zeka dediğimizde şu an için popüler olduğu için ilk akla gelen şey yapay sinir ağları. Fakat çok daha farklı algoritmalar var tabii ki. Sadece bir algoritmadan oluşmuyor yapay zeka veya makine öğrenmesi, datadan, veriden öğrenme demek sadece yapay sinir ağlarıyla olmuyor. O sadece algoritmalardan bir tanesi. Şu anda da diğer algoritmalara göre veri toplamamız çok daha fazlalaştığından, çok daha kolaylaştığından ve işlemci güçleri de çok fazla arttığından dolayı bu zaten olan algoritmaları biz daha son güçlerinde kullanabilmeye başladık. O yüzden aslında popülerleşmeye başladı. Yoksa bu algoritmalar 1950'lerde, 1960'larda çıkan algoritmalar aslında. Tabii ki her seferinde geliştiriliyor, çok daha yeni, çok daha üzerine yeni şeyler konuluyor ama hani basic baz alanı hep o zamanlara dayanıyor. Dolayısıyla ana amaç bu. Bir şey daha hocam, bugün nerede karşımıza çıkıyorlar? Şu anda fiili uygulamalar, popüler fiili uygulamalar neler? Nerelerde biz bunlarla? Siz tabii ki işiniz gereği çok ayrı yerlerde bunlarla. Mesela ben Fatih Altaylı gazeteci olarak nerede yapay zeka ile karşı karşıya geliyorum? Nasıl tanışıyoruz onunla? Yapay zeka şu an o kadar çok alanda kullanılıyor ki. Yani bunlardan bir tanesi mesela enerji alanı diyelim. Herhangi bir enerji üretimini tahminlemek istiyorsak mesela yapay zeka kullanıyoruz. Mesela solar power, güneş enerjisi santralleri var diyelim. Güneş enerji santralinin ne zaman ne kadar enerji üreteceğini tahminlemek istiyorsak bunu gelmiş geçmiş dataları inceleyerek ve yeni gelecek olan dataları da tahmin yaparak bunu tahminleyebiliyoruz. Mesela en kullanılır alanlarından bir tanesi aslında şoförsüz araçlar, otonom araçlar evet. Yani. Otonom araçlar artık zaten hani yollara da çıkmış durumda. Tam olarak %100 kullanılmasa da yine de hani o özellikleri içeren birçok araç piyasada ve kullanılabiliyor. Şöyle diyebilirim, yani herhangi bir problemi eğer tahminleme problemine döndürebiliyorsak, bir şeyi tahminlemek istiyorsak
ve onu tahminleme problemine döndürebiliyorsak biz orada aslında, çünkü prediction, bizim prediction dediğimiz prediction, tahminleme öyle yapıyoruz biz. Bir pattern buluyoruz eski datada, oradan da gelecek datada bir tahminleme yapmaya çalışıyoruz. Herhangi bir problemi tahminlemeye dönüştürdüğümüz anda biz orada veriden öğrenen yapay zeka algoritmalarını kullanabilir hale geliyoruz. Veriden öğrenen yapay zeka. Hocam, veriden öğrenen yapay zeka çünkü, çok çünkü doğru. Çünkü evet, makine öğrenmesi ayrı. Evet, çünkü evet, yapay zeka çünkü çok geniş bir alan. Evet, makine öğrenmesi, deep learning falan gibi şeyler var. Onların hepsini konuşacağız ama az önce hocam bir şey söyledi. Deniz Hocam, bunu size sormak istiyorum. Öğrenmek ve düşünmek. Bunlar düşünebilir mi? Aradaki fark nedir? Şimdi makinelerin öğrenmesiyle düşünme arasında bir fark var mı? Biz öğrenen makineleri yaptık da düşünenleri mi yapamadık, düşünenleri yaptık da öğrenen... Nedir buradaki? Yapay zeka düşünen midir, öğrenen midir? Zekanın pek çok boyutu var sizin de söylediğiniz gibi. Öğrenmek bunlardan bir tanesi. Evet. Onun dışında mesela duyduğunu anlayabilmek, gördüğünü anlayabilmek, bir hareketi planlayabilmek, onu yapabilmek, bunların hepsi zeka gerektiren şeyler aslında. Dolayısıyla öğrenmeyi düşünmenin ya da zekanın bir parçası olarak, ama önemli bir parçası olarak görebiliriz. Öğrenip düşünemeyenler de var çünkü insan olarak da baktığımızda. Doğru, doğru. Ama mesela hiç öğrenemeyen, sabit kalan bir sisteme akıllı demek biraz zor değil mi? Yani bir edindiği deneyimle kendini geliştirmesi lazım. Son 10 senede bu makine öğrenmesinin çok öne çıkmasının sebeplerinden bir tanesi... Tesla'nın bilim adamlarından Andre Karpati buna yazılım 2.0 ismini veriyor. Yani bundan 10 sene öncesine kadar... Tesla'daki Elon Musk'ın Tesla'sından bahsediyor. Evet. Bilgisayarlara bir şey yaptırmak istediğimizde ne yapıyorduk? Bir programcı buluyorduk. Bu programcı adım adım yapılacak işi tanımlıyordu. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi mesela Tesla sürücüsüz araba geliştirmek için programcılara adım adım işte burada bir şey görürsen sola dön, orada bir şey görürsen sağa dön gibi kurallar yazdırmıyor. Onun yerine ne yapıyor? Bütün sattığı arabalardan gelen verileri kendi merkezlerindeki yapay sinir ağlarına yüklüyorlar ve o yapay sinir ağları bu örneklere bakarak kendileri öğreniyorlar ne yapması gerektiğini. Yani şu anda konuşma tanıma gibi, görüntü tanıma gibi aslında bizim elle kurallarını yazmayı bilemediğimiz, programlamayı bilemediğimiz bazı şeyleri bilgisayarlara örnekler göstererek anlatabiliyoruz, programlayabiliyoruz. Allah Allah. Öğrenen algoritmaların önemli olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Yani siz baktınız ki öğretmek çok vakit alacak, kendi kendine öğrenmeleri sağlayacak bir... Evet. Aşamaya geçirdiniz. Evet. Şey. Hatta öğrenmenin imkansız olduğu durum, yani programlamanın imkansız olduğu bir takım problemler. Ne mesela programlara imkansız? Yani ben kendi alanım doğal dil işleme. Diyelim 1950'lerden beri insanlar otomatik tercüme problemiyle uğraşıyorlar. Bu problem işte mesela Rusçayı İngilizceye çevireceksiniz, İngilizceyi Türkçeye çevireceksiniz. İlk başladıklarında bir takım dil bilimciler çalışmaya başlıyor bu problem üzerinde. İşte dillerin kurallarını, sözlüklerini eşleştiriyorlar vesaire. Ama bu program bir başarıya ulaşamıyor. Belli bir başarıya ulaşamıyor. Şu anda mükemmel olmasa da en azından bir web sayfasının ne dediğini anlayacak kadar Google'a bunu tercüme ettirebiliyorsunuz. Evet. Ve bunun arkasında yatan algoritmalar öğrenme algoritmaları. Yani dil bilimcilerin yazdığı kurallardan ziyade... Değil mi? Ben hep dil bilimciler yapıyor zannediyorum. Değil. Aa. Yani şu andaki sistemde siz çok büyük miktarda hazır tercüme edilmiş metin buluyorsunuz. Diyelim ki Kanada'nın parlamentosunda hem İngilizce hem Fransızca tercüme ediliyor bütün konuşmalar, kanunlar. Bunları veriyorsunuz bir bilgisayara, diyorsunuz bunlar örnek. Şurada İngilizce cümle, burada Fransızca cümle. Yeterince örnek gösterdiğinizde zaman... artık tercüme edebilmeye başlıyor. Bu aletlerde. Şu anda en iyi çalışan mesela otomatik tercüme programları bu şekilde çalışıyorlar. Peki mesela zaman içerisinde küfür etmeyi falan öğrenecekler mi bunları? Öğreniyorlar zaten. Problem onları küfrettirmemek şu anda. Nasıl öğreniyor mesela? Şöyle, geçen 1-2 sene önce Microsoft'un başına geldi galiba. Evet. Bir chatbot'u Twitter'a salalım dediler. Chatbot bir 48 saat içerisinde küfür böyle küfürbaz ve ırkçı evet, olup çıktı. Çünkü... bu öğrenerek geliştirilen programların böyle bir riski var. Gösterdiğiniz veri neyse onu öğreniyor.